Selamun dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Kazakistan'da son 2 saatte yaşanan son gelişmeleri aktaracağız. Kasım Cömert Tokayev'in halka sesleniş konuşması yapacağını ifade etmiştik. Artık kendisine Kazakistan Cumhurbaşkanı demiyoruz, Putin'in adamı diyoruz. Kendisi açıklamalarda bulundu. Halka şu açıklamaları yaptı. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü teşkilatına Başbakan Paşinyana, Belarus'a, Tacikistan, Kırgızistan Cumhurbaşkanına, özel olarak Rusya lideri Putin'e yardım talebime hızla ve dostça yanıt verdikleri için şükranlarımı sunuyorum açıklamasına yer veriyor. Özellikle Azerbaycan basını da Nikol Paşinyan'a teşekkür etmesine dikkat çekmiş. Daha öncesinde bilindiği gibi Karabağ Savaşı sırasında Kazakistan hükümetinin Ermenilere destek verdiğini de hatırlatalım. Halktan bahsetmiyoruz, Kazakistan hükümetinden bahsediyoruz. Yine sık sık Kazak Cumhurbaşkanı'nın Ermeni Cumhurbaşkanı'na dostum dediği açıklamaları da sizlere aktarmıştık. Üstelik savaş sırasında Diğer açıklamalarına bakalım. Güvenlik güçlerine uyarısız ateş etme emri verdim. Dışarıdan sorunun barış yoluyla çözülmesi gibi müzaket çağrıları yapılıyor. Ağmakça çağrılar, katiller ve canilerle hangi müzakereden söz edebilir açıklamasında bulundu. Almatı'da 20 bin terörist var. Orduya vur emri verdim. Şunu da söyleyelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev. Giriş konuşmasının sadece selamlama kısmını Kazak Türkçesiyle yaparken Kazak Türkçesiyle milleti selamladı ve operasyon başladığını söyledi fakat daha sonrasında kendisi Rusça konuştu ki kendisinin zaten Rusya'nın adamı olduğu için bu hamlelerine şaşırmıyoruz. Yine 100 Ermeni teröristin Kazakistan'a geldiği de duyuruldu. 110 bin kişilik Kazak ordusu müdahale etmiyor ve 100 Ermeni bölgeye geliyor artık bunun üzerine zaten pek fazla yorum yapmaya gerek yok. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları da Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacaklarını duyurdu. Fakat 11 Ocak'ta toplanacaklar bunu da ifade edelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kazakistanlı mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile telefonla görüştüğü belirtiliyor. Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınırken Bakan Çavuşoğlu Kazakistan'a desteğini yinelemiş durumda. Aslında şunu söyleyelim Türk Devletleri Teşkilatı ne yapabilirsek de sorular var. Zaten Kazak Cumhurbaşkanı doğrudan Rusya'yı çağırmış. Burada önümüzdeki dönemlerde şöyle karar alınabilir. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütündeki ülkeler Türk Konseyi'nden, Türk Devletleri Teşkilatından atılabilir bu bağlamda. Bilindiği gibi Kırgızistan ve Kazakistan kolektif güvenlik anlaşmasına üye ülkeler bir an önce buradan çıkmaları gerekiyor. Kırgızistan çıkabilir. Kırgızistan'la Sadır Caporov'un son politikalarını benimsesek de Kazakistan'da büyük bir devrim gerekiyor. Yine Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril Piskoposu kendisi açıklamalarda bulunarak Kazakistan tarihi Rus topraklarıdır açıklamasında bulundu. Bugün orada kan dökülüyor. Çok yakınımızda bu tarihi Rus topraklarında oluyor. Bu kan dökülmesine kayıtsız kalamayız şeklinde kendisinden de şaşırmayacağımız açıklamalar gelmiş. Bir önceki videomuzda Kazakistan'da sözde Rus barış gücü komutanlığına Rus General Andrei Serdikov'un atandığını söylemiştik yanlışlıkla albay demişiz onu da ifade edelim. Kendisi 2014 yılında Kırım'ın işgalinde yer aldı. 2019 yılında Suriye'de Rus birliklerini komuta etti. Daha önce de Rusya Çeçen Savaşı'na katılmıştı bunu da hatırlatalım. Her şey tıpkı Karabağ'daki olanlar gibi bir anda Rusya'ya geldi bir anda barış gücü komutanı atadı ki sözde barış gücü daha sonrasında büyük ihtimal önümüzdeki günlerde daha fazla sevkiyat yapacaktır. Her ne kadar Kazak hükümeti bir veya birkaç hafta Rus askerlerinin orada kalacağını ifade etse de Kazak hükümetinin kendisi zaten Ruslaşmış durumda dolayısıyla Kazak halkı Zamlara ilk başta gösterdikleri tepki Rus askerine karşı gösterecek mi? Bunu göreceğiz. Tabii kendilerinin aralarına karışmış Provokatörlerde durumu daha da kötü hale getiriyor. Kazakistan'da gösterilerin yoğun olarak yaşandığı Almatı bölgesine Rus askerleri sevk etliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Almatı'da uyarı yapılmadan vatandaşların hedef alınması yönünde emir verdiğini de duyuruyor. Kazakistan'da gözaltına alınanların sayısı ise 4000'e yaklaştı. Tam rakam bu videoyu çektiğim saat itibariyle 3706 olarak servis edilmiş. Kazakistan'da Kırgızistan'daki son gelişmelere ilişkin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle de telefon görüşmesi yapmış durumda. Yine Kırgız-Kazak sınırından bahsetmiştik. Yeni kontrol noktaları da kapatıldı. Böylelikle 7 kontrol noktasından 5'inin Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından kapatıldığı duyuruluyor. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarına bakalım. Örneğin şu an itibariyle gözaltı sayısının 3811'e çıktığı da İçişleri Bakanlığı tarafından belirtiliyor. Eski bankacının kendisini Kazakistan'da muhalefet protestolarının lider olarak nitelendirdiği haberi de servis edilmiş eski bir bankacı şeklinde geçiyor. Reuters'a verdiği röportajda kendisini muhalefet protestolarının lider olarak nitelendiriyor ve Almatı'da sağdaki taktikler konusunda kendisine her gün danışıldığını söylüyor. Kendimi muhalefetin lideri olarak görüyorum. Her gün protestocular beni arıyor. Ne yapmalıyız? Burada duruyoruz. Ne yapacağız? Şeklinde sorular yöneltiyor. Ona göre Kazakistan şimdi jeopolitik bir oyunun içinde ve Batı savaşa girmezse Rusya Kazakistan'ı Sovyetler Birliği gibi boyun eğmeye zor চক Kendisi batının savaşa girmesi gerektiğini söylüyor. Reuters'a bu şekilde açıklamalarda bulundu. Eğer olmazsa Kazakistan Belarus'a dönüşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu düzenli olarak dayatacak. Daha sonrasında Putin Sovyetler Birliği'ne benzer bir yapıyı yeniden kurmak isteyecek açıklamasına yer veriliyor. Yine Kazakistan İçişleri Bakanlığı Vahşi Arman olarak bilinen suç yetkilisi Arman Duzma Galiyev'in Almatı'da gözaltına alındığını ayrıntıların yakında da bu sitede servis edileceği ifade edilmiş. Şu an herhangi bir detay bilgi yok. Yine Kırgızistan Meclisi'nin bugün oylama yaparak Kazakistan'a asker yollamayı kabul ettiği haberini servis etmiştik. Cumhurbaşkanı Sadır Caporov da Kırgızistan ordusunun Kazakistan'a gönderilmesine ilişkin kararnami imzaladığını duyuruyor. Kazakistan'daki son gelişmelerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda yine protestolar devam ediyor mu derseniz tabii ki de protestolar devam ediyor. Siyasi iktidarın değiştirilmesi, yerel seçimlerin yapılması, 1993 anayasasına dönülmesi, Rusların ülkeden çıkarılması, sivil toplum aktivistlerinin takip edilmemesi gibi bazı hamlelerin olduğu ifade edilmiş. Yine Ömer Kul İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı şu açıklamayı yapıyor. Dengelerin ne kadar hassas veya Moskova'nın Astana üzerindeki baskısı ve yaptırımlarının neden ağır olduğunun göstergesi. Tokayev'in uluslararası sesleniş konuşmasını bağımsız bir devletin cumhurbaşkanı gibi değil, Rusya Federasyonu'nun valisi gibi Rusça yapmasını görmek mümkün. Ne acı şeklinde ondan da daha açıklamalar gelmiş. Evet dostlar Kazakistan'daki durum bu şekildeydi. Bir haber aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi. Burada olmaktan mutluyum. Bu hoş karşılama için teşekkür ediyorum şeklinde. Kendisi kim bilir ne altlar karıştıracak. Yine Fransız Macron'a şu soru soruldu. Bilindiği gibi Avrupa Birliği dönem başkanını devraldı. Türkiye'nin AB'ye girmesinden yana mısınız sorusuna Macron, hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürmekte olduğu siyasi medeniyet projesi Avrupa Birliği'nin değerleriyle uyumlu değil, siyasal İslam yaygınlaştırma, Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs'ın tanınmaması, Akdeniz'de saldırgan politika izleme projesi var ifadesini kullanarak o da ağlıyor. 1. Komando Eğitim Tugay'ın da Manisa'da tatbikat yaptığı görüntüler servis edilmiş. Son haberimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Etiyopya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le görüştü duyuruluyor. Hoşçakalın.